Kimin zeyin kiminin roket olduğuna polis karar versin. Sonunda evime döndüm, Barkat villasına. Artık her şeyi hatırlıyorum. Alya, partinin olduğu gece dışarı çıktığımda bana birileri saldırdı. Ve Alya bana öldüresiye vurdular. Hep senin adına haykırdım Alya. Alya! Beni çok kötü dövdüler. Sonra bayılmışım. Denize nasıl ulaştığımı hatırlamıyorum bile. Ama Allah'a şükür ki orada roketin kasabasında ayıldım. Bu arada hiçbir şey hatırlamıyordum. Sonra roketin annesiyle karşılaştım Alya. Sonra roketin annesiyle tanıştım. Doktor bize tedavi için Mumbai'ye gitmemizi söyledi. Ben de annesiyle beraber böylece Mumbai'ye gelmiş oldum. Vay be! Gerçekten de bir sahtekarsın sen. İyi araştırma yapmış. Eve nasıl gireceğini de böyle mi planladın? Cevap ver bana. Anne, 2 gün önce karşılaşmıştık. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ama her şeye rağmen sana sarılmıştım. Anne, bu adamla 2 gün önce karşılaştın, öyle mi? Peki bunu neden bana söylemedin anne? Allah'ım, Allah'ım. Zeyn, ben sana roketle karşılaştığımı söylemek istedim. Eminim polis kayıtlarından her şey ortaya çıkacaktır. Neden polisi çağırıyorsun peki? Reyleri söylemeyi nasıl başardığını söyle yeter. Artık gözlüksüz görebiliyorsun demek roket. Ben gözlük mü takıyordum? Tabii ki takıyordun hayatım. Ona ne diyordun hatırladın mı? Göflük. Çok uğraştın herhalde. Anne, adam çok zeki. Her şeyi biliyor bu. Kapa çeneni. Bütün bunlar senin yüzünden zaten. Ama anne bak. Sen gözlük takmıyor muydun? Lens mi takıyorsun? Bırakalım polisi gelsin. O zaman her şey ortaya çıkar zaten. Kim roket ve kim zeyin? Ya da kim gözlük takıyor? Kim peltek konuşuyormuş ortaya çıkar. Fuat abi, hemen polis komiserini ara. Neden söz ediyordun? Partideyken kaçırıldın mı demiştin? Yerini ben mi almışım? Evet öyle. Peki seni kim kaçırdı? Ha? Söyle. Abdullah mı kaçırdı? Abdullah'ın villasında. Anne, sence bu mümkün mü? Bilal, dışarı çıkmamı isteyen sendin, öyle değil mi? Söylesene. Zeyn, dışarıda gazeteciler var. Seninle görüşmek istiyorlar. Bilal, gazetecilerin benimle konuşmak istediğini söylemiştin. Hani dışarıda gazeteciler vardı, he? Neden yalan söyledin? Yalan söylemedim. Gazeteciler vardı ama sonra kaybolmuşlar. Yalan söylüyor. Bilal bana telefon açtı. Sakin ol kardeşim, sakin ol. Bunu nereden öğrendiğini bilmiyorum. Korkmana gerek yok.
Dışarıda gazetecilere rastlamadın mı? Gazeteci yerine gangsterler mi vardı? Hepsi yalan. Burada gazeteci falan yok. İçeri mi girdiler acaba? Ama ben içeriden geliyorum. Sonra... Sonra... Ne oldu? Hatırlayamadın mı? Alya, hafızamın kötü olduğunu sen biliyorsun. Her şeyi unuturum ben. Gördünüz, öyle değil mi? Öğrendiği bu kadarmış. Hadi bakalım. Alya seni bekliyor. Sürpriz. Hadi durma. Teyze, bana Alya'nın beni çağırdığını söylemişti. Elbisesine içecek döküldüğünde. Dışarı çıktım. Biri kafama vurdu ama Alya orada değildi. Alya, beni dışarı sen mi çağırdın? Söyle. Hayır, ben içerideydim. Ama biri kapıyı dışarıdan kilitlemişti. Zeyn! Yenge! Teyze, Zeyn'i dışarıda beklediğimi ne zaman söyledim? Bunu söyledim mi? Kimsin ve planın nedir bilmiyorum. Bilmeme de imkan yok. Ama sen beni ne cüretle sorgulamaya kalkarsın? Suraya, bu saçmalıkları daha ne kadar dinlemeyi düşünüyorsun? Söyler misin bana? Bu kadar yalan söylemesi yetmedi mi? Sana ne zaman Alya'nın seni beklediğini söyledim ben? Zeyn'e benziyorsun diye her söylediğine inanmamız mı gerekiyor? Teyze, sen yalan söylüyorsun. Evet. Yalan söylüyorum. Zeyn de yalan söylüyor. Hepimiz yalan söylüyoruz. Burada doğruyu söyleyen bir tek sen varsın, öyle mi? Saçmalığın bu kadarı da fazla. Uzatmaya hiç gerek yok. Anne. Alya. Dünya güzeli, kainat güzeli. Bundan sonrasını size bırakıyorum. Kararı artık siz verin. Neyin kararını? Onun roket senin Zeyn olduğun gün gibi ortada. Bu her kimse roket mi nedir? Fahat abi, hey, dinle. Olduğun yerde kal. Yeter bu kadar saçmalık. Bana bir daha sakın abi deme. Dünya güzeli, kainat güzeli. Benim Zeyn olduğumu biliyorsunuz. Rahman amca, Haydarabad'da karşılaştığımızı hatırlıyor musun? Hani tavuk alacaktım. Hatırla, söyle. Hatırlamıyor musun? Ancak aptallar böyle bir alışveriş yapar. Sen çocuklara ne öğretiyorsun? Buna asla izin veremem. Fahat, hatırlasana. Hani bahis konusunda başın belaya girmişti. Babamın söylediğini hatırlıyor musun? Neden Fahat'a soruyorsun? Sen söylesene. Cezanın amacı yapılan hatalardan ders almayı öğretmektir. Ve... Ve doğru yolu göstermektir. Gözlerindeki paniği görmediğimi zannetme sakın.
Bunları nereden öğrendiğini biliyorum. Hem de çok iyi Burada biliyorum. Her şey yazılı. Ne yaptım, ne söyledim. Bunu Zeyn'e ver. Onun da bunları bilmeye hakkı var. Öyle değil mi Fahat? Bunları nereden biliyorsun? Bu Osman Abdullah'ın yazdığı anılar. Burada her ayrıntı var. Nereye gittiği, ne yaptığı, ne söylediği, kiminle ne konuştuğu, her şey. Hepsini ezberlemeye bak. Buna ihtiyacın olacak. Anne Fahat, bana inanmalısınız. Bu adam tehlikeli, size oyun oynuyor. Roket, ne işin var senin burada? Annem geldi. Seni bulmak için polisten yardım istedim. Sana benzeyen adamın burada yaşadığını söylediler. Zeyn Abdullah'ın eviymiş. Beni buraya getirdiler. Ne oluyor burada oğlum? Dinle. Benim için yaptıklarından dolayı inan bana sana minnettar. Ama ben Zeyn'im, Roket değil. Asıl Roket bu adam. Zeyn Abdullah olarak evimde yaşıyor. Roket, bundan ne zaman vazgeçeceksin ha? Yeter artık, kes şunu. Zengin birini görünce yerine mi geçmek istedin yani? Beni bırakıp bunun peşinden mi gittin? Her neyse, benimle geliyorsun, hadi. Bu mümkün değil. Roket bizimle gelmek zorunda bayan. Tamam, tutuklayın onu. Ama... Götürün. Hayır, hayır, lütfen. Bana inanmak götürün. Zorundasın, Zeyn benim. Bırakın beni. Abi, anne. Hayır. Bana inanmalısınız. Roket. Oğlum, Zeyn bırakın. Benim. Lütfen. Roket değilim. Orada ne yapıyorsun Aliye? Aliye'den o imzaları hemen almak zorundayım. Yoksa her şey mahvolacak. Aliye, evimize bir sahtekar geldi ve aramızda her şey değişti. Öyle mi? Bu kadar basit değil. Dün gece olanlardan sonra bir süre daha burada kalmak daha doğru diye düşündüm. Nesi daha doğru? Bu yüzden balığımızı iptal etmeye değer mi? İptal etmiyoruz. Sadece erteliyoruz. Sen de gördün. Dünden beri ailemizdeki herkes çok endişeli. İki insan onlara hep aynı şeyi söyledi. Ama onlar hangisinin Zeyn olduğunu bilemedi. Aliye, Zeyn benim diyorum. Roket bir sahtekar ve adi bir hırsız. Onun Roket olduğunu biliyorum. Ama bir süre daha burada kalmak en doğrusu olur. O adamın ceza aldığını görmek istiyorum. En ağır cezaya çarptırılmalı. Fahat abi de aynı şeyi söyledi aslında. O da en ağır cezayı alacağı konusunda hemfikir. Polis şefiyle konuşmuş. O adamın cezası belli olduktan sonra nereye istersen oraya gideriz. Ve ne zaman istersen. Tamam mı? Thank you.
Benim de istediğim bu. Zeyn cezasını çekerken Roket burada hayatının tadını çıkaracak. Midem bulanıyor. Hayır hayır, dur dur, uzak dur benden. Ali dur. Dikkat et, gözünü ondan ayırma. Amirim lütfen, adamın midesi bozuk. Bir yerde durup dışarı çıkarın. Ne yani, onu ben mi kusturacağım? Adamın iyi olmadığı belli amirim. En azından biraz temiz hava almasına izin verin. Kusarsa belki rahatlar biraz. Kes şunu, sessiz ol. Hey, uygun bir yerde kenara çek. Sen onu dışarı çıkar, hadi. Tamam, siz onunla ilgilenin. Ben burada bekliyorum. Para kaçman için değil, seni kaçırdıkları için. Kaç Zeyn ablam. Öteki firar etmiş. Siz bunu araca yerleştirin. Kal yoksa ateş ederim. Anne, bu Zeyn. Dur. Zeyn. Çabuk ol. Ah. Yoksa bunu benim için mi yaptınız? Oğlum için yapmak zorundaydım hayatım. Nasıl anladığımıza gelince dinle. Yiyecek bir şeyler getirdim. Kimin bu? Onun. Dışarı çıkalım, hadi. Dışarı çıkar onu. Tamam. Hadi. Ugh!
Ah!